Merhaba sayın seyirciler. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Bugün de her programda olduğu gibi canlı yayında olacağız. Bildiğiniz üzere her programda farklı bir hastalık konuşuruz. Her programda farklı bir hastalıktan bahsederiz. Onun ilaçlarını, onunla ilgili sorunları ve insanların sorularına cevap veririz. Bizlerle telefon bağlantısı üzerinden bağlanabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayında olduğumuz için sizlere cevabı verebildik. Doktorumuzdan soruları sorabildik. Aynı zamanda bildiğiniz üzere her konular farklı olduğu gibi bugün de çok farklı bir konumuz orada aslında. Herkesin merak ettiği olabilir belki, herkesin çok fazla soru sorabileceği bir konu olabilir. Bugün konumuz diyetle ilgili hastalıklar ve onunla çözümleri ve diyet en güzel şekilde nasıl yapılır? Onun bazı hastalıklarda ciddi bir anlamda sorunları yol açtığı için onlarla ilgili konuşacağız. Aslında bizimle bu konuda uzman olan sayın doktorumuz Saad Salahaddin. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Size de başarılar dilerim bu güzel programınız. Çok teşekkürler geldiğiniz için bugün programa. Aslında çok renk kattınız. Yani teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Memnun oldum. Doktor bey, bildiğiniz üzere yani diyet çok uzun bir konu ama bizim bir saatlik bir programımız var. O yüzden çok güzel şekilde insanlara güzel bilgi aktarmak istiyoruz bugün aslında. O yüzden mesela en güzel soru sorabileceğim işte diyetle ilgili bazı hastalıklar var. Diyetle birleşik bazı hastalıklar var. Bazı hastalıklar ciddi anlamda diyetle etkileniyor ve bazen diyet, yanlış diyet bile onlara yol açabilir. Onlar hangi hastalıklar ve en çok hassas olan hastalıklar hangileri diyetle ilgili yani? Doğru. Başlarken diyetimiz kimin? Bizde sıhhatli yemek, sıhhatli diyet. Her zaman 2-3 hedefimiz var. Yani her zaman diyerek neden ister yemek sıhhatli olsun, neden yemek mutavazin olsun koyduğun. Birinci nokta, önemli nokta bizde bir mecmua hastalıklar vardı. Tam ilakası var mübaşir yemekten ve diyetten. Mesela muzmin hastalıklar, yüksek tansiyon, yani dediğimiz zagıt hastalığı, diabetes, yani dediğimiz şeker hastalığı, kalp hastalıkları, damarların hastalıkları, kan hastalıkları ve kanserler. Bu hastalıkların hepsinin ilakası mübaşir var. Sıhhatli ve sıhhatli olmayan koyduğun yemeklerdendir. Onun için her zaman diyerek biz yemek sıhhatli olduğu zaman bu hastalıklara koruyabilir ve yetişmeliyiz inşallah bu hastalıklara. Ben çok güzel aslında doktor bey anlattığınıza göre bir sürü hastalıklar vardı. Diyetle çok fazla yakından ilgisi olan. Peki doktor aynı zamanda bu diyetin ihmal ettiğimiz zaman bir 5 hastalık anlattınız. O 5 hastalıkta biz diyeti ihmal ettiğimiz zaman ya da yanlış bir diyet yaptığımız zaman ya da sağlıksız yemeklere yöneldiğimiz zaman nelere yol açabilir? Bizde bak bazı şeyler var koyduğun direkt oldu, mübaşir oldu. Bazı şeyler var diğer gözle indirekt yani gayri mübaşir. Mesela bizde en büyük problem ki koyar yani diyet sıhhatli olmadığı zaman fazla koyduğun şişmanlıktı. O koyduğun yani semizlik koyduğun. O yalguzu bir liste hastalık eder. Yani yemek geldiği zaman kemiyası normal olmadığı zaman bizde basit bir şekilde semizlik edecekti. Bu semizliğin olduğu hastalıklar semizlikten yani başlarken mesela dediğimiz gibi mesela kalp hastalıkları diyaz teneffüsü koyduğun nefes hastalıkları, kliye hastalıkları, mide hastalıkları, mafasıl hastalıkları bunlara hapsına yol açar. Bana diğer gayri mübaşir yani semizlikten gider bir de şeker hastalığı, zagıt hastalıkları bunlar diyelim. Bir de mübaşir bir yol var bizde yani mesela diyet sıhhatli olmadığı zaman mübaşirten bazı hastalıklar eder. Yani mesela bazı vitaminler eksik olduğu zaman mesela vitamin C bir has hastalık eder. Vitamin D mesela sümüklüğün şeyliğine koyduğun biz diğer onun osteoporosis yani sümüğün aşağısını eder. Bazı eksiklikler, bazı yemeklerde mübaşir hastalıklar eder. Ama aynı vakitte gayri mübaşir dediğimiz gibi semizlik, öz yalguzu bir sürü başka hastalıklara yol açar. Doğru. Aynı vakitte sayın seyirciler bizlere programdan katılabilirsiniz. Canlı yayındayız. Aşağıdaki numaradan arayıp sorularınızı doktora sorabilirsiniz. Size en güzel şekilde cevabı verecekti. Peki doktor bey, yine konuştuk, bazı hastalıklardan bahsettik. Peki şeker hastalığından bahsettiniz. Bizde çok yaygın olan bir hastalıktı. İster Irak'ta olsun, ister dünya üzerinde. Şu anda çok yaygınlık gösteren bir hastalıktı bildiğimiz üzere.
İnsanların çok merak ettiği bir konu vardı. Şeker hastalığı olduktan sonra nasıl diyet yapması gerek? Biz dediğimiz gibi bak başlarken şeker hastalığı bizde iki nevati. Birinci nevi diyerek yani birinci nevi ve ikinci nevi. Birinci nevi adeten uşaklarda olur. Onlar iki ömürleri 30 yaşından aşıklar. Onlar adeten yemekten ilakası yoktu. Onlar normal bir şekilde. Onlarda adeten genetik olduğu olabilir. Zaman hatta koyduğun virasanın doğru da azdı. Orada halel oldu yaz menaide koyduğun. Bizde pankreas var, pankreasın içinde khas bir haliler var, beta siyazlar oldu. Bu haliler insulin ifraz eder. Diyaz manayda halal oldu, hücum oldu, beta siyazı durudar koymaz işlersin. Onun zaten ilakası çok yok diye baktım. Biz zaten ama ikinci tipten bahsediyoruz. O bir neva, ikinci neva ki diğer gözünde, o ikinci neva daha fazladı. Yani adadı daha fazladı ki o 40 yaşından sonra oldu. Onun mübaşir ve gayr mübaşir dediğimiz kimin yani yanlış şekilde yemek vesemizlik her ikisi de şeker eder. Biz böyle basit bir rakamlar alsak şeker üzerine şeker Irak'ta takriben %12 idi. %12 dediğimiz zaman yani her 100 taneden 12 tane de şeker vardı. Bu 12 tanenin %70'i ile 90'ı ikinci nevati. Olar ki 40 yaşından yukarı olur. Kalı %10 ile 30 birinci nevati. Manası %70 ile 90 ikinci neva çok çoktu. Bu ikinci neva tam ilakası var yemekten. Yani semiz olduğu zaman insan semizlik hemen kapatır şeker hastalığına. Burada geldik diyerek şeker hastalığı tam mübaşir ilaç diye ilakası yemekten vardı. Yani yemek hazırlığında sıhhatli olduğundanca hesaptan koyduğunu yaptık. Liste yaptık yani şeker hastalığı, affedersiniz Kasım, şeker hastalığını önleyebilirlik, sağlıklı yemek. Yani tamamen ilaç yapabilirlik bile. Her zaman bak bizim kitaplarda, yani tekstlerde bir güzel cümle vardır. Yani. Şeker hastalığının ikinci neva, yok birinci neva. Birinci neva zaten, birinci neva insulin ister, o bir tip. Yani ikinci neva koydu, yarın közü daha fazla değil, %70 ile %90'dı. İkinci neva şekerin %50'si, tam %50'si ilaçsız. Yani derman diye istimal etmeden ilaç edebilirlik olsun bas yemekten. Kalı o bir %50'nin %20'si ilaç ister, %20-30'ı, %20-30'ı da insulin ister. Ve burada %50 bir büyük rakamdır. Ama bu manası da ki o bir %50 yemek ilaç istemez. Tabii ki. Haps ister. Haps ister. Ve yani ilaçta yemeğin doğru çok çoktur. Çok güzel bir şey bahsettiniz aslında. Ben yine yani sokaklarda duyduğuma göre bazen eczaneye gelip insanlar bize soru soruyor. İşte ben yemeklerime çok dikkat ediyorum aslında ama yine şekerim yükseliyor. Bazı ilaçlar da kullanıyorum onun yanında ama yine de çok yüksek rakamlarda şeker kandaki şekeri yükselmesini görüyoruz diyorlar yani. Peki onun açıklaması ne olabilir sizce? Yani şekerin şey olmağının sebepleri çoktu. Yani birinci sebep koyduğun öz düşünmesinde diyet yapır. Ama şer daha doğru olsun. Yani bazı kere mesela bazı insanlar diyor ben az ekmek yiyorum, az pirinç yiyorum. Ama az kelimesi ne de manası? Hakikaten yani çok fark eder bizde. Yani bir yanlışlık var yemekte. Bir de bazı kere şekerin kalkmağı şer daha yemekten alakası olsun. Yani bazı kere mesela kullandıkları ilaç kafi dahi, bazı kere fazla ilaç istenili. Yani şerdeki yemeğin şey şekerin üst kaygılığı bu şekilde olsun. Biz her zaman diyerek yani şeker hatta kontrol olsun. Bir 3-4 nokta mühimdir isterek bu noktalardan. Birinci ister yemeğin çok iyi bir şekilde yapsın. Yani diyet şeklinde. İkinci spor yapmak çok önemlidir. Spor yapmak ne demektir? Biz her zaman diyerek her insan günde en azından yarım saat, haftada en azından 5 gün, daha iyi olur günde 1 saat olsa, haftada 7 gün olsa ister spor yapsın. Yani bu sporlarda basit bir şekilde bir mesela hızlı bir yürüme aktı, koyduğun çınma aktı, bir paskil sürme aktı, bir hafif kaçma aktı. Bunlar çok önemlidir. Yani yalnızca yemeğin devri diyetin kafi dahi. Yani bir askeri dediğimiz kimin ister diyet yapsın, ister spor yapsın, ilaçlarını iyi kullansın. Devamlı bir şekilde ister doktor görsün özün. Biz her zaman diyarız her insanda şeker var. Hiç olmasa kontrol olandan sonra
İster doktor 3 ayda bir görsün özünü. Bari. Peki doktor bey, aynı zamanda biz şeker konusundan biraz dışarı çıkacağız. Aslında bir de gelebilir insanların sorusuna bağlı. İnsanlar da yine çok merak ettiği bir konu vardı. İşte ben diyet yapmak istiyorum. Belki duyduğunuza göre bu gençler bizim çok heyecanlı işte diyet yapmak istiyorlar. Ama çok pardon, bir telefon bağlantımız var. Telefon bağlantısı belki kesildi. Bir daha alabildik o yüzden aslında. İşte diyet yapmak istiyorlar. Belki duyduğunuza göre işte ben yani bizim terimimizde bizim bildiğimiz rejim dediğimiz işte ben rejim ederim diye geçirler yani bir yerlerde konuşurlar. Ama aslında nasıl bir diyet yaptıkları belli değil. Yani nasıl bir şekilde yaptıkları belli değil. Belki birbirlerine verirler bir plan yani cedval dediğimiz yemek malı. Belki internet üzerinden kendi kendilerine bulurlar. Ama sizce herkes aynı diyet kullanabilir mi? Aynen diyeti yapabilir mi? Yok tabii ki, akid böyle daha gibi. Zeynep biz hakikaten yani internet müşkilası büyük bir problem yapıyor bizim için. Yani her insan ister diyet yapsın hemen açabildi interneti. Ben. Mesela yazar bir liste strembozu indirmek için. Doğru. Türlü türlü listeler çıkarıyoruz için. Ama biz burada her zaman diyarız, her insan bir ister doktor görsün özün. Doktor neden görsün özün? Bizde bir şey var, assessment diyarız. Onu ben. O assessment'ı yani takyim etmeği, onu internet etmez kimse ait. Yani ben doktor diye otururum hastayken bir sorarım özünden ne hastalıklar var evde. Doğru. Yani tarih maradı diyor özünde. Özünde ne hastalıklar var, evde ne hastalıklar var. Semizlik evde var, virasi dahi. Bir mezmua fuhusat yapar o zici. Fahs eder o zici. Tahlil yapar o zici. Doğru. Bunları yapandan sonra hapsını fikrimizde doktor bu işi yapar. Bir liste kurur o zici. Bu liste tam uygundu o insana. Ben çok pardon doktor sizi keseceğim ama bir telefon bağlantısı vardı. Sonradan devam edeceğiz. Lafızı unutmayın. Alo. Bazı zahmet olmasa sesi... Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Bizi telefondan duyabilir misiniz acaba? Zahmetli doktordan bir sualım vardı. Bari buyurun sonra biz siz. Bazı televizyon sesini andırsa o zahmet olmasa. Zahmetsiz nizam gıda istedim. Ben. Burada naksı meyvede çok vitamin vardı. Tamam. Çok teşekkür ederim Balatuz için. Cevap alas. Ben. Aslında doktor aynen konu konuşurduk biz. Yani nizam gıda dediğimiz işte bir yemek planı yani dediğimiz ya da cetvel yani yemek malı. Arkadaşımız direkt bunu sordu ama bir şekilde bilmiyoruz hangi hastalıklar vardı, kaç yaşındaydı, kilosu kaçtı, boyu kaçtı. Böyle bir sürü şeyler vardı aslında. Yani onları bilmeden yapabilmiyoruz. Aslında şu an kulağıma da bir bilgi geldi. Kendisi sadece sağlıklı bir diyet istiyor. Yani önemli değil ki herhangi bir şey. Yani herkese uygun olan bir diyet istiyor. Bir de hangi meyvede en çok vitamin bulunur onu sordu bize. Doğru. Bak biz biz Azadi Hastanesi'nde bir bölüm var. Diyet ve diyabetes. Yani biz bütün haftanın günleri oradayız. Bütün insanlarımız gelebilir orada. Müracaat edebilir bizi. O görür kızların. Orada bir assessment yaparız, tahalil yaparız. Ona göre bir diyet yapabilir kızlar için. Yani görülse hastane görmeden biraz uzaktan hakikaten zahmet demen am şekilde bu noktanı tavzih edelim. Yani genelleme olmaz yani. Her insanın has ömrüne göre, dediği kimin vezmine göre, boyuna göre, hastalıklarına göre bir de işi göre. Biz zavut, işi nedir? Mesela işinde yorgunluk var, oturmaktı. Günden ancak kalori sarf edilir. Bunlar da hesabat vardı. Doğru. Bunları hesap yaparak o zaman ondan sonra bir liste yapabilir o için. Bu birinci nokta. İkinci nokta bizde dedi naksı meyvelerde vitamin var. Aynen. Bizde meyvelerde her yani bütün meyvelerde vitaminat vardı. Ama vitaminler bizde bilirsen yani iki nevi vitaminat var. Birine diğer suda eriyen vitaminler, öbürsü de yağda eriyen. Yağda çözülen. Bale. Bizde suda eriyen vitaminler B'den C'di. B'den C meyvede en fazla C vardı. Bale. O tarafta yağda eriyen vitaminler A'di. Bir de K, D'di, bir de E'di. E'den A, vitamin, bu vitaminler meyvede daha fazla var. D yoktu mesela meyvelerde. D azdı. Bir de B de yoktu. Bak. Meyvelerde B'den D yoktu. Kalan vitaminler meyvelerde var. Bulunur.
İşte arkadaşımız da çok merak ediyor. Yani bundan hangi meyveden çok fazla faydalanabilir? Onun için en çok vitamin hangi meyvede olduğunu sordu. Onu da belki siz cevaplayabilirsiniz onu. Meyvanın bak meyvede bir özellik var koydiyakın. Meyvede vitaminden başka bir şey var elyaf diyargozunda çok fayda aldı. Meyvanı her zaman biz diyende insanlar yendi özün yani sıkmasın suyunu içmesin. Meyvanı yani meyve diye yesin kamil. Yani maddesini kullansın. Çünkü elyaf içinde var çok fayda aldı. Aynı vakitte bizde meyveler ammeten şeker çok var içinde. Yani glukoz diye, fruktoz, galaktoz bu üstüne var şekerler. Üçü de meyvede vardı büyük bir kemiyen. Hepsi meyvelerde vardı. Bütün meyvelerde var. O zaman diyerek meyveler ister günde biz iki kere yilinsin. Her yerinde bir tane bir neva yilinsin. Yani mesela 24 saatte sabah bir insan bir alma yese, akşamsı bir portakal yese o gün hakkına bastı yeterlidir. Bu günde herkes için geçerli yoksa? Her insanlar günde iki kere. Ama için. Mesela şeker olduğu insanlarda biraz daha suyu olur. Dediğim gibi her özellik var her insanlarda ama genellikle günde iki kere, iki kereden fazla olmasın. Yani bir tane meyve dediğimiz. Bir tanesi. Bir tane bir ama bir tananın manası ne demektir? Biraz burada farklıydı. Mesela mozun ortam bir şekilde moz yarısı bir tane sahili. Doğru. Asir olsa mesela suyun sıksak yarım glas bir meyve sahili. Hurmanın 3 tanesi bir meyve sahili. Üzümün 17 tanesi bir meyve sahili. Mesela almanın bir denası, portakalın bir denası, büyükler, ammeten bir denası, bir denası sahili, küçükler, 3 tanesi bir denası sahili. Üzüm mesela 17 denası bir denası bizde hesabat vardı. Fonik diğer her zaman ama ammeten yani meyvanın fazla tüketimi biraz zararlı var. Zararlıdır. Çünkü yani bazı insanlar ne diyor mesela ben şamı yetmirem, gece yemek yemirem, bas meyve yerim. Bu iyi bir şey değil ki. Çok yanlıştı. Burada bir şey eklemek daha isterim. Aslında bizde bir meyve salatası diye son günde gündeme oldu yani bildiğimiz üzere böyle sosyal medyada da meyve salatası. Ama onun zararlı olduğunu da diyebilirim. Çünkü bizim vücudumuzda bazı enzimler var. Her enzim bir şekilde çalışır yani. Diyağın bir enzim onu çözebilir. O meyvenin diyağın şeklindeki enzim aynı yerde çalışır. Ama diyağın bir sürü meyveni aynı anda yediğimiz zaman enzim hangisini çözeceğini, hangisini şey yapacağını çok bilmez. Çok doğru. Onu sindirecek bilmez. Yani onun her zaman diyarak, sorun olabilir. Doğru. Her zaman diyarak meyve yalnız yerini bir neva yerine günde iki kereden fazla olmaz. Doğru. Çok güzel bahsettiniz doktor. Aslında güzel sorular geldi bize. Yine telefon bağlantıları da bekleriz aynı zamanda. Sonra şeyden konuşurduk. İşte diyet herkes için farklı olduğunu konuştuk. Peki doktor, son zamanlarda çok duyduğumuza göre farklı diyet isimleri oldu. Yani duyduğumuza göre vegan, vegetarian ya da ne bileyim keto diet bir sürü çeşidi vardı. Sizce çeşitlerin en sağlıklısı hangisidir? Bir de yani sizlere doktorlara göre hangilerini daha çok önerirsiniz mesela? Bizde bak İngilizce bir mustalah var. Diğer ağızına healthy balance diet. Healthy balance, sıhhatli, mutavazın yemek. Bu en iyi koyduğum diyet. Neden? Bütün çeşit yemekler var içinde ama az bir kemiğden. Çünkü insanın ihtiyacı bütün yemeklere var. Bizde yani tağdiye ilminde yoktu, iki cümle yoktu bizde. Birinci cümle yoktu. Bir insan filan meyveni yer, o filan yemeği yer, filan yemez. Böyle bir şey yoktu. Her insan her şeyi yiyebilir. Her şeyi yesin. Her insan her şeyi yiyebilir ama onun kemiyazını biz tehdit ederiz. Hastalığına göre, ömrüne göre, vazana göre. Buna diyarık healthy. Bak. Sen diyedin o kimin? Mesela nebati var. Koyduğun vegetarian diyorlar. Vegetarian dediğimiz, aynen. Nebatiler ammeten yani koyduğun nebati yemekler yerler. Hayvani yemekler terk ederler. Bak. Ama nebatinin de anvağı vardı. Mesela bizde bir nevi nebati var. Nebatiler yerler, o yüzden süt içerler. Süt içerler, aynen. Mesela buna diyorlar lacto vegetarian. Bir de nasıl var diyorlar özne ovo vegetarian yani nebatiler yer özüden yumurta yer. Bazı diyorlar lacto ovo vegetarian yani yumurtanı yer sütü de içer özüden nebatiler yer. Bir de nasıl diyorlar özne vegans. Veganlar hiç hayvani koyduğum entuzete yakın düşmezler. Bas nebatiler tamam bu en harap nevalardı. Hatta sütü belki badem sütü falan tüketirler yani. Ama en, dediğim gibi en zararlı en zararlıydı bu. Çok çünkü güzel. Bizde
dediğimiz kimin bütün yemeklerde başka başka şeyler vardı. Doğru. Yani nebatilerde mesela bir fetre sonra bakarak proteinler az oldu, kalsiyumlar az oldu. D vitamini belki az olabilir. Biz zabıt bazı vitaminler var. Mesela B vitamin B, D bunlar hayvanidler mazdarlar. Nebatilerde az oldu. Bunun tam kanşarında ketojenik diet var. Ketojenik diet ne demektir? Tam koyduğun yağlı yemekler yerler. Evet. Fazla koyduğun yağlı yemekler. Bizde bak, hatta biz bunu tavzih edeğimizde üç nevi yemek var, iki ilaqası var, taqa verir bize. Evet. Yani bazı yemeklerde taqa var, bazında yani yoktur. Yani karbohidrat dediğimiz? Karbohidrat, proteinat, yağ. Yağ. Bu üç tane de taqa vardı. Bu üç tane evet. insan fazla yediği zaman semiz olacak. Yemediği zaman semiz olmayacak. Onun kanşarında üç nevi var, taqa yoktu içinde. Evet. Mesela vitaminlerde taqa yoktu. Doğru. Dediğimiz emlah, yani minerals. Mesela kalsiyumdu, potasyumdu, klorid bunlarda taqa yoktu. Taka. Bir de suda da yoktu. Doğru. Üç tane de yoktu, üç tane de var. Bu üç tane de ki taqa var. Her zaman diyerek healthy diet, sıhhatli yemek ne demektir? %50 ile 60 ister karbohidrat olsun. %15 protein olu, %25 yağ olu. Bu en sıhhatli yemektir. Doktor Lafuza Kasım, şimdi insanlar merak eder yani. Diğer karbohidrat dediğimiz, mesela örnek ister yani. Birkaç zaten versek özlerini. Karbohidrat dediğimiz zaman neleri yani kastederek basit şeyler mesela. Tamam. Protein dediğimiz zaman diğer şey türlü. Bari. Bizde karbohidrat, üç nevi karbohidrat var bizde. Bari. Birine diyarak mesela Arapça diyoruz ne sukariyat uhadiye. Közü glukoz, galaktoz, fruktozdu. Bunlar her de var meyveden sebzede. Meyveden sebze. Bu uhadi diye karbohidrat. Bari. Bizde thunayi karbohidrat var. Közü maltozdu, şeyde var, arpada var, laktoz sütte var, bir de sakkaroz, bu koyduğumuz şeker ki, bak, yani bu istemel ettiğimiz. Bunlar thunaidler, kalı muakkadlar, neşeviyat anlatan, yani ekmekti, pirinçti, burguldu, bunlar da var. Bunların nisbesi yemekte ister %50-60 olsun. Kalı protein dediğimiz protein daima bizde nebati proteinler var. Mesela bu kuliyat, sebzede bunlarda protein var. Bir de hayvani proteinler var ki özü etti, bir de yumurtadı, bir de sütti. Bir de tavuk şeyi de olabilir. Yani et zaten et bayaz kırmızı her ikisinde de var. Doğru. Kalı yağlar da malimdi. Yağ her zaman ister %25 olsun, protein ister %15 olsun. Karbohidrat %60 olsun. Bu güzel bir şeydi. Yani bu balans dedi. Bu balans yemektir ki hiç takriben bütün insanlar bu şekilde yiyebilirler. Çok hiçbir zararda yoktu. Bak. Kalı burada ketojenik diyette mesela tam bu aksi oldu. Ne oldu? Yağ %80 oldu. %15 her zaman protein sabitti. Proteine de gimarak. Yani 80 yağ oldu. %15 protein kalı. Karbohidrat %5 aner. Tamam. Karbohidrat közü healthy diyette yani sıhhatli yemekte %60'tı. Andır gözün idar gözün %5. Doğru. Tamam bu ketojenik diyetin halatı var istemel idar gözün. Her geldi insan olmaz istemel. Çok merak etti yani insanlar mesela hangi hayatta kullanabilir özün. Yani ketojenik diyet hakikaten bizde kitabat sanda anavin var. Bir güzel unvanı var. Onun altında ketojenik diyet yazılıp İngilizce diyorlar özüne popular and commercial diet. Commercial. Yani ticari ve şahli olan. Yani ilmi bir şey daha iyi. Doğru. Ki insanlarca. Özü esasen giden karın bundan 50 yıl evvel ketojenik diyet ihtira oldu bir hedefleri var idi. Baktılar uşaklarda, onlar ki sara nevbatı oldu özlerinde, sara hastalığı var. Ketojenik diyet üzerine koyandılar özlerine baktılar sara'ın nevbatı az olma başladı. Bunu istimal ettiler bunlarca ama baktılar bu uşaklar vazınları andı. And. Bunu kalktı. Büyükler tamam yok. Tüm dünyanın beygüleri. Yani ben özellikle derim Irak'ın beygüleri. Bu Irakiler bunu taptılar. Dediler bir nevi yemek var. Bize iyi yemek yarık, yağlı da yarık, et de yarık, tok tuğulluk, zayıf tuğulluk. Bunu başarabilirler doğrudu yani. Yani özü hakikaten bu sıhhatli bir şey değil. Doğru da değil. Çünkü her insan 2 aydan fazla ketojenik diyet olmaz yapsın. İki aydan fazla. Bazı insanlarımız geldi mi ama mesela iade yoksa kaskan ediyor. Doktor ben bir yıl kaldım ketojenik diyet üzerinde. Diyelim kim diyet sana? Diyelim internetten çıkartmıyorsun. Bak. Yani en mühim nokta burada ketojenik diyet hiçbir zaman 2 aydan fazla olmaz olsun. Çünkü o yemek daha iyi ki insan istimrar eder üzerinde.
Neden? Çünkü muzaafatı, bütün muzaafatı 2 aydan sonra çıkar. Peki bunlara, insanlara buradan seslendik. 2 aydan fazla keto diet yapmasınlar. Onu da dikkat etsinler bence. Aynı zamanda doktor bey, şimdi insanlar merak eder diyor. Yani bize bazı şeker ve kalp hastalıkları olan insanlar diyecekti, doktor bize yani deyip de yağlı yemek yemiyor. Yani bu keto diet nerede? Onu biz kullanalım. Doğru. Burada bir basit bir sual sorduk. Yani haksız insanlar ister ketojenik diet yapsın. Ben. Kim, yani kimler edebili yapsın? Ben. Bir insan ister ömrü 50'den az olsun. Doğru. 50'den yukarı yapamaz mı? Münasip değil. Bu bir. İki. Hiçbir zaman şeker hastalığı birinci nevi, bunu her zaman tekit ederim. Keto yapamaz. Olmaz keto yapsın. Ben. Çok muzaafatı var. Ben. Yani çünkü bilsen ketojenik diet dediğimiz yağ yediği zaman bir madde çıkar, keton diyor o yüzden. O keton fazla olur. Zaten birinci zaman şekerdeki özel insülinleri yoktu. Zaten ketonları çoktu. Ben, kanda keton. Ve biz bunu fazla ederek diğer ağızına humudat edem. Kanı yani humudasını fazla ettiğimiz zaman yani çok zararlı olabilir. Ben, bir sürü zararlar var. Bir ömür 50'den yukarı olmaz ki uşaklarda ammeten 12 yaştan az olmaz. Ben. Bir de aynı vakitte onlar ki şekeri var birinci zaman olmaz. Kadınlar, hamile kadınlar yoksa süt verdikleri olmaz. Olmaz. Bunlar olmaz yapsın. Bir de o insanlar ki ödlerinde taş var. Daş var. Olmaz. Olmaz. Kilyelerinde hastalıklar var. Olmaz. Bir de şeker hastalığı olduğu insanlarda bir mecmua dermenlerinin bir denesinin adı ilmi adı SGLT2 inhibitor diyar ozuna. Bu bir nevi dermandı. Şekeri kilyeden yazıya çıkardılar. Var. Onlar da ki bunu kullanırlar, olmaz ketojenik diet etsinler. Doğru. Bunlara çok zararlı olur. Kalan insanlar yapabilir özün ama 2 aya kadar. 2 ayda bir yani bir iyi bir vazgeçilebilir. Ondan sonra yavaş yavaş döner karbohidratı fazla edin. Peki doktor, şeker hastalıklarında karbohidrat dediğimiz zaman yine bir çorba aklımıza geldi. Mercimek çorbası. Peki onunla şekerin ilgisi var mı acaba? Çünkü bazı insanlar sürekli soruyor yani mercimek çorbası şimdi Ramazan'da yaklaşıyor. İşte bizde şekeri yükseltiyor mu acaba? Onu da merak ederek. Hakikaten bak bizde sual soruyor. Haksız yemekler şekeri kozar. Haksız yemekler şekeri kozamaz. Ben. Bu çok mühim sualdı. Bizde 6 yemek vardı. Birincisi de koyduğun yerler özüne el-hubub ve neşeviyat Arapça. Ekmekti, pirinçti, burguldu, kara harmandı, patatadı, darrıdı. Bunlar tamamen şekeri kavzar. Kara harman kavzar? Tabii ki. İndi geldik farkları neydi? Biraz tafasıyla girdik. Bunlar hapsi hubub ve neşeviyat diyarı gözüne. Bunlar hapsi karbohidrat muhakkadadı. Doktor bey, affedersiniz lafı kestirem. Acaba bunu yavaş yavaş deseydiniz insanlar da bundan faydalansın. Çünkü bir sürü sayıda sorular geldi sosyal medyadan. Onda yani hangi yemekler şekeri kavzar. Onları bahsetseniz. Bu şeker olduğu insanlarda her zaman diyarık. Naksi yemekler şekeri kavzar. Naksi yemekler koy sualar işkiledik. Naksi yemekler şekeri çok kavzar. Naksi yemekler orta kavzar. Naksi yemekler takriben hiç kavzamaz. Güzel soru. Birinci hubub ve neşeviyat ki dedik ekmekti, pirinçti, burguldu, kara harman, patata bunlar çok kavzar. Ama ara yerlerinde naksı fazla kavzar, naksı fazla kavzamaz. Beyaz un çok haraptı. Yani beyaz ekmek, beyaz samun. Beyaz pirinç çok haraptı. Bunlar çok kavzar. Bir mustalah var bizde diyarak glycemic index. Glycemic index ne demekti? Yani aynı kemiye karbohidrat yediği zaman insandan da şeker kalkacak. Ondan sonra 2 saat içinde. Doğru. Burada beyazlar hapsi haraptı. Beyaz ekmek, beyaz pirinç. Burada geldik. Ege geldi, ekmek esmer oldu. Biz diyendik esmer kazdığımız dahi illa arpa olsun. Arpa olsun. Doğru. Ekmek kepeğiden olabilir. Doğru. Aynen esmer oldu. O çok faydalıdır. Bu kepekler elyaftı. Bu koymaz şekeri tez şeker kalksın şeyde. Ama ondan daha mühim. Pirinç, ekmek bu mecmuadan kemmiye mühimdir. Doğru. Yani her zaman diyarak insanlarımızın fikrinde kalsın. Günde 150 gram ile 200 gram ekmek yiyebilir şekeri olan insan. Doğru. 150 gram, 200 gram. Yani sabah mesela 75 gram, gün orta 50 gram, gece 50 gram. Bunu geçmesin. Edebilirler ekmeklerini çeksinler. Biri baksınlar vazında. Pirinç her zaman pişenden sonra kıyası olur. Glass'tan kıyası olur. Hiçbir zaman pirinç ne kaşıktan, ne kafkirden, ne temteyden, ne de gözden, ne de zamirden. Aslında bir aparat var yemek ölçmek için.
Onu kullanabilirler şeker hastalarımız. Yani alıp evde onun üzerine tartabilirler. Doğru. Çok güzel bir şey. Bizde bir basit dediğim kimi sana glas su içme glası zaten hazmi bir rübe iletirdi. Yani pirinç 3 rübe glası geçmesin bir şeyden sonra. Doğru. Mesela burgul olduğu zaman, kara harmanı olduğu zaman bir glas bir rübe olabilir. Var. Bu şekilde. Bu birinci mezmuaydı. Geldik şimdi ikinci mezmuayı meyvadı. Meyva. Meyva ammeten şekeri çok kavzar. Var. Hasaten o meyveler ki dağdı şirindi. Moz, üzüm, karpuz, kavun. O bir tarafta koy hamziye dediklerimiz. Ba. Mesela almadı, pırtkaldı, miskidi. Ananastı onun için. Bunlar biraz daha az kavzalar. Ama meyve ammeten her zaman yarak şeker olduğu insan. Hani dedik biraz evvel etiyadi normal insan günde iki kere meyve yiyebilir. Şekeri olduğu bir ile bir buçuk. Yani bir alma sabah yarım pırtkal akşam mesela. Doğru. Bu şekilde olur. Yani o bir mecmuaya sebze. Sebze yani ki aş ki olar ki aş olu avaş olmaz. Mesela tamata, hıyar, has, lahana, kabak, badincan, karnabit, spinak, bamya. Bunlar çok faydalıdırlar ve hiç şeker kavzamazlar. Doğru, güzel. Bunları edebilir insanlar tükersin. Çok fazla yesinler. Var. Yani o bir mecmuaya bu kuliyetten sütini gelecek ama mercimeğe ki sordu o zaman. Doğru. Bu yani arkadaşlardan soru geldi içeriden. Böyle. Güzel. Burada kırmızı et şeker kavzamaz, beyaz et şeker kavzamaz, çerez et kavzamaz, yumurta kavzamaz. Bu mecmuada biz bu kuliyet kavzar. Var. Ki özü mercimek işlerindedir. Var. Bakla, nohut, fasulye, mercimek. Doğru. Bunlar çok kavzar. Her zaman diyarık. Bunlar yanında aynen glasımız getiririk. Üç rübe glası geçmesin her yanında. Bes dediğim zaman mesela kırmızı et kavzamaz. Bu da ki manası şeker olduğu insanlar çok kırmızı et yesinler. Kırmızı et her zaman diyarık haftada insanın ihtiyacı var. İki kere yesin. İki kereden yani iki gün yesin. İki deneden fazla olmasın. Hafta yedi günde iki gün her zaman balık oğlu. İki günü kırmızı et oğlu. Üç günü tavuk oğlu. Bu şekilde oldu. Gel o bir mezmuaya süt, yoğurt, peynir. Mezmuatil elban diyerek olsun. Süt, yoğurt, peynir orta bir şekilde kavzar. Güzel. Yani çok kavzamaz ama diye de bilmerek yani tamam istirahatlarını alsınlar. Onun belki şeyini kullanabilirler affedersiniz. Az yağlı olan. Zaten bu çok önemlidir. Yani yağı az, kalil desin. Yarak ya süt ola, yoğurt ola, ya peynir ola. Ahir mezmua yağ yemekler. Yağlı yemekler hiçbir şeker kavzamaz. Ben. Mesela kaymaktı, kerağdı. Tahindi, kozdu, zeytundu. Bunlar kavzamaz ama bunlardan her zaman ister az yesinler. Az yes. Neden? Çünkü şeker olduğu insanlar ister her zaman kanda kolesterolları şükür olmaz. Ve yağlı yemeklere çok yetmeyerek. Ve bu altı nevi yemeklerin bu şekilde şeker olduğu insanlar edebilir. Dikkat etmesi gerek. Yani. Peki doktor bey bunları saydık ama şimdi insanlar da çok merak edebilir. Diğer mende şeker hastalığı vardı. Bu kadar yemekten az yersem ya da bunlara dikkat edersem kendi vitaminlerimi hardan alabilirim yani? Beslenmenin gerektiği vitaminleri hardan alabilirim? Biz her zaman diyarık yemek sıhhatli olduğu zaman yani bütün çeşitlerden insan yediği zaman az kemiğe dostu. Az taban az kemiğe olsa vitamin ihtiyacımız yoktu. Yani hap diye koyduk supplement koyduk böyle insanlar alırlar vitamin bilmem ne ama mesela bir tane şeker var o yüzden başka hastalıklar var. Mesela midesinde müşkülü var, imtisasında müşkülü var, kolonda müşkülü var. Bunlar ister her zaman vitamin alsınlar. Yani bir malti vitamin alabilir, günde bir hap alabilir. Bir müşkülümüz. Bir de şekerin diğer gözüne late complication yani tahir muzaafatları asaba tesir eder. Bale. Onlar ki asaba tesir edipti. Mesela neuropati onlarda dediğimiz hasta. Biz zavut bu neuropatiler. Bizde var İngilizce yarık sensory motor. Bale. Yani var ihsastan ilakası var, var çabalamaktan ilakası var. Bu ihsastan ilakası olduğu zaman kine vakti. Yan ihsas çok fazla olu. Bale. İnci yoluzlarında, o diğerler karınçalanın ayağımız. Nabnes dedi o. Yan az oğlu. Az oğlu. Közü sırr oğlu koydu. Yani hissetmez o yüzden. Bu mecmualar devamlı, devamlı vitamin B siteleri aslında. B12 yani ya da B mecmuası hapsı. Doğru, yani B vitamini genellikle kullanmaları gerekiyor. Bu çok mühimdi. Bari. Çok güzel bir şey. Bari. Onun yanında doktor bey, hangi vitaminleri önersiniz şeker hastalarına? B vitaminin yanında. Belki onların bildiğiniz üzere biz COVID ile yine mücadele ediyoruz. Yani bildiğiniz üzere de şeker hastalıklarına yakalan insanlar COVID ile ciddi anlamda sıkıntılar yaşadılar. O yüzden mesela hangi vitaminleri daha önerirsiniz ki bağışıklık sistemini
daha güçlü, daha iyi yapmak için mesela? Doğru, yani hakikaten bu çok önemli bir sualdı. Biz de vitaminler alsak tamam, bütün vitaminler faydası var. Yani her vitaminin bir faydası var ama koyduğun menaiti, yaz menaiti, özgüden kibirlenen şeker var, özgüden vitaminlere, bir bir bakalım vitaminlere. D çok önemlidir. D önemlidir, C önemlidir. Yani dedik hani A yani orta bir şekilde önemlidir ama ondan daha fazla D koyduğun yaz menaiti, D'den C çok önemlidir. Bir de B. Bir de i, affedersen i de var. İ'nin masadırları yani sebzelerde var, aynı vakitte ette de var, sütte de var. Gelip o tarafta vitaminlerden başka, koy emlah diyeğin, kalsiyum önemlidir. Yani kişi dedik süt her zaman ister insan süt içsin, yağı az. Yod önemlidir, bir de zinc önemlidir. Zinc önemli. Ha. Bunlar yodtan zinc her zaman diyerek balıkta var. İster insanlar her zaman haftada iki kere balık yesinler. Bazen insanlar yanlış anladığı konular var diyet konusunda. Biz her zaman duyuruk bunu ve savunmuruk da tabii ki de diyoruz çünkü yanlıştı. Ama insanlar her zaman bilgilendirmek isteriz. Çünkü gördüğümüz üzere bizim bu siyamutan hatta dediğimiz aslında böyle bir terim uyduruldu son zamanlar yani sosyal medyada. Ona ne diye makus vardı? Biz her zaman diyoruz sıhhatli yemek kalı özü yani healthy her zaman her kitaplarda bu yani bu şekil tavzih olunuptu. Bizde en iyi tarikaya sıhhatli yemek ister günde insan 5 vazbe yemek yesin. 3 tanesi reisi vazbeydi, 2 tanesine snack diyarak. Yani orta yerde hafif yemekler. Devamlı yemek yemek, az az yemek yemek. Doğru. Bu devamlı az az her zaman koyar. Metabolizma hızlı olsun. Hızlı olsun ve müstemir olsun. Doğru. Onun için harak meselesi müstemir oldu bizde. Yani sabah mesela yedi, saat 7:30-8'de, onda bir hafif bir meyve yedi, saat 12:00-1'de bir hafif bir yani yumurtalık yedi, akşam böyle gezi. Sıyam mutakatta. Yani uzun süre yemek yememek ya da uzun süre yemeden sonradan yemek böyle bir şeydi aslında. 16 yani saat yemezler, 16 saat durudalar. Yani günü bölerler iki yere, 16 saat 8 saat. Diyorlar 16 saat durudalar. Özü yani bak 16 saat durutmak ne yardımıza sağlar? Ramazan'ı yardımıza sağlar. Doğru. Ramazan'da da zaten böyle olur. Biz mesela sühürde karbohidrat yedik, protein yedik, yağ yedik. Üçünü de yedik. Bu can ne eder bizde? Can başlar taka sarf etmeye birinci karbohidrattan. Karbohidrat çünkü en faydalı taka verendi ve zararsızdı. Tekriben 6 saat sürer bu. 6 saat ile 8 saat. Doğru. Ondan sonra gider yağa. Daimen protein, can getmez proteine. Getmez. Protein koyar ahir şey o zaman. Çünkü protein çok önemliydi bizde. Yani ayrı başka işler var. Taka diye karbohidrattan yağ bizde mühimdi. Bunlar 16 saat yemek yemedikleri zaman birinci 6-8 saatte koyduğu yağın karbohidrat kalmaz. Ondan sonra can gider yağa. O bir 8 saatte 10 saatte başlar taka yağdan sarf olmağa. Doğru. Yağdan sarf olduğu zaman mantıktan baksak özne ki ennehu vezen enecahtı. Ama burada çoğu diğer netice görmedim. Şimdi burada sebep nedir? Bir, bizde aynı bak yağdan taka sarf olansa doğru. Bütün ketojenik diyet yardımcı düşürür. Ennehu yağlı yemeklerden taka çıktığı zaman en fazla su çıkar candan vaznandır. Çünkü keton body kakar canda. Fa bu idrardan çıkar yazıya suyu çeker. Birinci şeyde vazinlenir ama ondan sonra başlar vazın dönmeye tabii. Dönme, tamam. Bir de ondan daha önemli. Biz o 8 saatteki yemek yırık ne yırık ve nanca yırık. O mühimdi. Yani ister o 8 saatte sıyam mutakata iyi bir şeydi ama bir şartten o yediği fetrede az ister yesin. Biz de her zaman diyerek yani el kemiyel kulliye bir günde namza insanı yemek yer o mühimdir. Ama o da sağlıklı olmadığını da savunduk. Çünkü yani bazen düşündüğümüze göre insan vücudu bir süre yemek yemediği zaman sonradan yediği zaman vücut onu algılayamaz. Yani diyor ki bu midesi boş kaldı bir süre enerji de kullanamadı. Ondan sonra enerjiler girdiği zaman direkt yağa dönüşebilir. Orada ne oluyor? Yani çok çünkü, aynen çok vücut doğru. Bunu algılar bu şekilde. Çok doğru. O yüzden bunun sağlıklı olmadığını da insanlara belli ederek en güzeli sizi duyduğunuz için yemek yiyip diyet yapmak.
aynı zamanda o fazla kilolardan kurtulabildik. Yine fazla yeni bir telefon bağlantımız vardı aslında. Ona geçip ondan sonra döneceğiz. Beraber. Alo, Bal buyurun. Alo. 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 Bal, Bal duyuruk sizi, buyurun. Alo. Arkadaşımız galiba bizi duymadı. Alo, Bal buyurun. Akşam her hayatı. Her akşam gözüm. Doktor, zahmet olmasın, sualımız var. Bu yemek içmeden tarafı, hasan gelen günlerde Ramazan'dı, özü bir samaçalı biz oturduk yemeğe. Yani bak var hocam, nece diyen rahmet kıkar kavrımına. Rica ederim bu yemekleri yani Ramazan'dan var bir kez fazla tekrar etseniz daha önemlidir. Ama bir cedvel olsa, mesela bir iyi yerlerde olsun, mesela insan kemik tabeli, azakhanlarda, bunlar da olsa insan getirir halde bu cedvelleri görür, bu şeye göre yemeği içmeyi bilir. Biz de çok memnunuz bu zahmet olmasın. Çok sağ olasınız. İnşallah bunu iletirik doktorumuza. En yakın zamanda ilgilenir bu konuyla. Çok teşekkür ederek katıldığınız için. Evet doktor bey, arkadaşımız bizden bir istekte bulundu. İşte sağlıklı yemekler nedir? Onları biraz bahsetsek Ramazan'da. Aslında bizim Ramazan'da yine bir programımız olacaktı. Yine programımız devam edecekti. Orada inşallah yine konuşarak bu konuları daha güzel bir şekilde, daha detaylı bir şekilde Ramazan için diyet planlarını yaparız. Bir de kendisi işte belki siz yani duyduğunuzda yani ne dedi sizden istediği bir cedvel yapsanız bunu belki eczanelerde, belki bir yerlerde bulundurabilirsiniz. Belki kendi hayatınızda insanlara bunları dağıtsanız size de güzel bir etkinlik olur sizin için. Doğru. Biz hakikaten Ramazan üzerine yani bu 12 ile 13 yıldan fazla adı Türkmen Ali televizyonunda her zaman biz bunları yani tavzih etmişiz ve konuşmuşuz bizim. Ve inşallah da bu Ramazan'da bir de görüşürüz inşallah, bir i̇nşallah. De konuşarak. İnşallah. Biz her zaman diye de hastanede, iadede her yerde biz de davullarımız çoktur Ramazan malı. Evet. Yani nasıl bir sıhhatli bir şekilde yani Ramazan'dan çıkalım, ben her zaman diyorum. Hiçbir zaman insanlarımız korumasınlar fikrinden, Ramazan'dan çıksınlar, vazlandırsınlar. Sen bizlerimize diyorum. Ramazan'dan çıkalım en az zerelden. Evet. Yani maalesef mündürüm. Evet. Çünkü insanlarımız Ramazan'da çok yemek yerler. Doğru. Yani iftardan sühre kadar yedikleri çok çoktu. Ve hapsi çıkar bayramdan sonra vızınları fazla oldu. Ve biz ne diyoruz? En az zerelden çıkalım. Allah kalın. Bu şekilde. İnşallah tavzih ederek. İnşallah tavzih ederek. Peki doktor, fazla kilolardan kurtulmak bizim konumuz olabilir. Yani çünkü son zamanlarda çok önlü oldu. Belki bundan önce de bir programda yine konuştuk bunu. Bizde bazen kendi kendilerine insanlar ilaçlar kullanırlar. Yani buna çok fazla bastırırım ben her programda, duymayan duysun çünkü. Bizde bazı ilaçlar var, insanlara zararlı bir şekilde etkileri. En büyük zararı gören insanlardan belki illaki sizin kliniğinize gelipti, yanınıza gelipti, konuşup sizinden. Onlardan birkaç örnek verebilirsiniz bize. Bak, biz başlarken evvelen bir basit sual sorarak tavzih edelim özün. Diğer bir insan isterse özünü andırsın. Var. Nahsi yollardan özünü andırır. Doğru. Bizde diyet var, yemek, spor var, dermen var, yani koyduğun ilaç var, bir de ameliyat var. Bu dört yol var bizde. Tamam, bu dört yolundan başlamayan var. Bir mühim nokta var, nefsi mesela. Yani insanlar meki nefsiyen istiadetleri olsun, yani karar verirler, o yüzden andırsınlar. Bu çok güzel bir şey aslında. Bu nefsiyen karar vermese, yani bizde İngilizce diyoruz, the cornerstone, yani hazar-ı zaviye. Eğer bu olmasa, kalanı şey olur. %90, bak bu rakamlara bakalım, %90, vezinin %90'ı ener sadece yemekten. Ne spora ihtiyacımız olur, bel, diyetle ne yani. Der, bes diyetle. Güzel. %90 bunu bütün kitaplar yazıp, bunu her zaman ben diyorum insanlarımıza. Getme onu fazla yerlere. Bizde bir şey var, bir MI diyoruz, yani kütletici cisim. Yani boy, vezni aldık, taksim ederek, boy tahvil ederek, metre terbiye ederek. Referanslarımız var. Boyum, bizde bir rakam çıkar bizde. Normalde 18,5'dan 24.9'a kadardı. Doğru. Burada BMI 30'a kadar yani ziyadet vezin diyarı vezni, fi kulli ahval derman istemez. Bunlar bas yemekten vezinler. Normal bir 30'dan yukarı olabilir derman istesinler. Bazı kere 27'den ister egesemizlikten. Zagıt, şeker, kalp hastalığı. O dermenlerde siz karar verirsiniz, doktorlar yani. Kendi kendilerine
biz de dönükte diyarık, dermanın, spor yapmanın, başka şeylerin hepsinin doğru %10'dur. %90 çünkü bizde esasen vezinin fazla olmağı sebebi yemaktı. Bu çok güzel bir konu. Yani üstüne bastıralım. Vezinin endirmağının ilacı %90'ı yemaktı. Yemaktı. Burada geldi spor önemlidir, çok önemlidir. Neden önemlidir? Yok vezin endirmaktı. Önemlidir sıhhat. Yani bizde her zaman geldi diyelim doktor ben 3 saat riyazı yedirem vezinimi endirmirem. Diyelim zaten diyelim 3 saat riyazı 900 bin suara sarf etsen dönsen evde o da 9000 sonra yani yarım saatte sen yemeğiysen. Bir telefon bağlantımız daha var doktor. Ondan sonra devam edelim. Alo. Alo. Alo, bari buyurun. Doktor Zahmet Ormaz'ın şekerinden tarafı. Günde... Bari, yani bir gün çok ol, bir gün az ol. Yani istifadesi nedir bunun? Neyim ana? Bari ilaçlar kullandığınızı onlardan bahsetsin. Ha günde ilaç tutarım. Günde Allah'ımın diyor ilaç tutarım. Yemekten evvel tutarım. Bari. Harp kullanarsınız yeniden söyleyeyim. Bari. Yok insülü vurmam. Bari. Başka bir sorunuz vardı arkadaşımız. Ömür. Ömrünüz kaçtı zahmet olmasın. O zamandan şeker var. Bir de kaç yılda sizin şekeriniz vardı? Bari. Tamam ses gelmedi. Neçe yaşınız neçerdi? Bir de neçe yılda sizin şekeriniz vardı? Vallahi ben yani babamdan uyarsak babamdan oldu bende çoktanlar. Ben o 5-6 yıl oldu. Bəli, bir de yaşınızı desəyiniz zahmet olmasa. Yaşım da 57 muazzam. Tamam. Çok sağ olun katıldığınız için. İndi cevabı alarsınız. Sonra aslında soru farklı bir şekilde sunuldu. Yemeklerden bahsedirdi. Bir de şekerinin yükselmesinden bahsedirdi. Demek ki kullandığı ilaçlar çok fazla etki yaratmayıbdı özündə. Bildiğiniz üzere her... diyelim biz case dediğimiz yani her halenin başka bir ilaçları vardı. Her haleye göre başka bir ilacı var illa ki. Siz bunda anladınız belki arkadaşımıza daha iyi bir şekilde cevaplarsınız. Doğru bizde şekerin düşük olmağının sebepleri çoktu. Yani bir yemeğine bir deneme kayıt olmasa, spor hiç yapmırsa. Üç, ilaçlar daimen bizde ilaçlarda çok nevaller vardı. Ve her ilaç bir fetre işler. Ondan sonra ihtimal insanın mukavaması olacağına o münasip olmaz ister. Her zaman devamlı diyerek her insan şeker var. 3 ayda bir doktor görsün özünü. Yani bir tahlil var terakumi diyar özünü. A1C mesela özünü şeker yemekten evvel yemekten sonra. Onlara göre yemekleri tertip ederek. Sen mülahaza etsek ablanın hakikatından dedi özünü hep kullansın yoksa insulin. Hemen dedin insulin almıram. Bak bizde bir yanlış bir fikir var insulin üzerine. Hakikaten insulin çok önemli bir ilaçtı. Ve hiç zararda yoktu. Bütün insanlarımıza diyende insulin istesen mesela hemen diğerler istemirik. Çünkü diğerler insulin alışarım üzerine. Bir de diğer işte çok zararlı var, sümüğüme tesir eden şeyler. O zararlar ki canda olur şekerin sükayılığı eder özün. Yok insulin eder. İnsulin bir şey etmez. İnsulinin çok faydası var ama yani halet var ister insulin istemel olsun. Bir de buna dikkat etmeler gereken, yani insulin kullandığımız zaman çok dikkat ettiğimiz bir konu vardı. Mesela bazı insulinler çok ciddi sıkıntılar yapabilir. Kullandığımız zaman yemek yemeden bizde hipoglisemik dediğimiz yani şekerin kanda düşmesi. Belki bize daha tehlikeli de olabilir. Doğru. Diğer türlü şekerin yükselmesine göre. Tabii. Onu da tabii altını çizer. İnsulinin bir tek o sıkıntısı olabilir. Doğru. Ama o da çok büyük bir sıkıntı değil ki. Eğer dikkat ettiği zaman mesela doktorlar dozu ayarladıktan sonra dediğimiz bu kadar kullan. Bilmiyorum kaç vuhde kullan. Doğru. O kadar. Ondan fazla olmaz. Bizde bir yanlış, yine bir yanlış bir şey vardı. İşte bir gün bir davet olabilir, bir şey olabilir. Mesela diğer biraz fazla kullanım, bir gün fazla bir yemek yerim. Bunlar kendi kendine karar vermesi çok yanlıştı. Tabii ki de bizim doktorlarımıza danışıp öyle bir şeye geçişebilir. Doktor bir gün çok güzel bir programdı aslında. Vakt zamanda yani hissetmedik, bitti. Ama sizden son görüşümüz alacağız. Sağ olasınız. Hakikaten bu sizin programımız çok güzeldi. Bundan evvel de görmüşük uzun. Yani faydalı bilgileri inşallah yetiştirdik milletimize. İnşallah. Biz her zaman diyete ait olan şeyler, o yoksa şeker hastalığına, azadi hastanesinde biz has bölümümüz var. Diyet ve şeker ve diğer diyabetiz. Her zaman insanlarımız orada karşılar ve bütün haftanın günleri oradayız. Her insanlar, her neyler oldu biz orada yani bizi orada görebilirler. Çok teşekkür ederim. Bugün katıldığınız için ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız her şeyi. Çok teşekkürler. Sağ olasın.
Evet sayın seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Aslında bugün çok güzel konular konuştuk. Diyetten bahsettik. Biraz da bazı hastalıklardan bahsettik. Diyetle ilgili biraz şeker hastalığından bahsettik. Onunla ilgili hastalıklardan ve onunla ilgili diyetlerden bahsettik. Bizimle bugün sayın doktorumuz Saad Salahaddin var idi. Sizlerle yine canlı yayında başka bir programda başka bir hastalıktan bahsedeceğiz. Kalın sağlıkla.